Reyting kaygısı oyunculuğu bozan bir şey mi? Bozar. Hakikaten. Evet. Bizi, beni bozduğu yerler var öyle söyleyeyim. Değil, kaygılanıyor musun zaman zaman? Tabii ki kaygılanıyorum çünkü sonuçta para kazanıyorum. Hı hı. Ee, hani e, o sistem içerisinde de ister istemez yıpranıyorsun. Yani e, tuttu mu tutmadı mı oldu mu olmadı mı bu arada tek başına kendini düşünmüyorsun. Seninle beraber koskoca bir ekip var ki artık sektör o kadar gelişti ki o ekip 75 kişi. 4 kişiden çarpı aile ve üstelik senin adın işte o o yönetmenle, o senaristle vesaire ilk sekiz içerisinde alınıyorsa, e, herkes sana dönüp bakıyor. Abi ne olacak diye. E, Bizde set, yani sette oyuncudan alınır haber. Hani hep oyuncunun morali yüksekse setin morali yükselir. Hı hı. Abi gidiyoruz kafası vardır hep. Evet, gidiyoruz yani. E, tabii bu rating, biliyor. rating düşük geldiği zaman, ertesi gün oyuncunun moraline bakar bütün set. Hı. Dolayısıyla bu da sizi yıpratıyor. Anladım. Yıpratmaması da mümkün değil. Kaldı ki yani üçünüz de çok yüksek reytingli dizilerde oynadınız. Bugüne kadar e, hakikaten e, kariyerde bir başarısızlık yok. Fakat bu zamanlarda şu günlerde ne değiştiyse artık dizilerle ilgili bir mesafe ya izleyiciyle bir mesafe oluştu ya hakikaten başka bir şey var. Yani anlamıyorum bir anda insanlar dizilerden vaz mı geçti diye Yok ölçümlemeler değişti beri <laughs> e, sonuçlar değişti çünkü... E, istatistiksel olarak bu denekler dağılımlar vesaireler yerler oynadığında farklı profillerde farklı sonuçlar çıkıyor mutlu muyuz bu yeni profilden yani siz değil çok uzun süredir yani eskisinden o. de mutlu değildik ama Hı. hani eskisinden de mutlu değildik bundan da değiliz çünkü hep e, belli bir taraf seçiliyor ya işte atıyorum hani çok üst düzey bir taraf seçiliyor ve sanki herkes doktor mühendismiş gibi davranılıyor, e, davranılıyor ki ben buna da karşıyım. Hı hı. Ya da işte herkes e, belli ekonomik sıkıntıda olan ve hep e, töre cinayetleriyle ilgileniyormuş gibi davranıyor. Ya yani dolayısıyla bu ülkedeki gençlerin bile aralarında farklı farklı duyguları ve farklı farklı beklentileri olduğu hı hı. göz ardı edildiği, edildiği hı hı hı. için. Hı hı. Neresi ölçülürse o nabza göre şerbet veriliyor. Bir Ama bu sırada öbür nabız gidiyor. Anladım. Bir Biraz da sırasında yok. ölçüm meselesi aslında yanlış bir sistem. Hı hı. Yani biz Türkiye'de yayını sırasında ölçüyoruz. Evet o hale geldik. Halbuki biz bunu pilot halinde hı hı. daha önceden belirli deneklerle, belirli şirketlerle hatta yapım şirketlerinin kanallarını yapım şirketlerinin kendi istediği noktalarla ölçülse hı hı. pilot çeksek yurt dışında olduğu gibi. Dört bölüm pilot çekersin ondan sonra onaylanır. Ondan sonra 13'ün ya da 11'in hazırdır zaten. Hı hı. Bu kafadan gidiyor olsak o zaman reytingle ilgilenmez oyuncu. Çok doğru. Yani o kafadan gidiyor olsak 8. sezonda dün akşam altın Küre'yi aldı Breaking Bad. Yani Tabii. Demek ki öyle de e, önemli Tabii. kült işler çıkartabiliriz.